merhabalar. Ben uzman değil Sinire Çelik. Bugün sizlere bariyatrik cerrahi üzerine bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Konu başlığımız diyetisyen gözünden bariyatrik cerrahi. Hemen ekran paylaşımını da şöyle açayım. Bugün ne üzerine konuşacağız? Bariyatrik cerrahi ameliyatı nedir? Kimler uygulanır? Bu konudaki beklentiler ve gerçekler neler? Hastaların beklentileri farklı olabiliyor çünkü. Burada beslenmenin ve diyetisyenin rolü ne? Beslenme nasıl olmalı? Ve pandemi sürecinde bariyatrik cerrahi nasıl işliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Ama önce şunu söyleyeyim. Hacettepe Üniversitesi'nde ben yüksek lisansımı gerçekleştirdim. O zaman tanıştım 2014 senesinde bu hasta grubuyla. Ve o zamandan beri de 6 senedir bu hasta grubuyla ilgileniyorum ve çalışıyorum. O yüzden bugün de bu Demet İvan'a bunu söylediğinde bu konuda sizlere bir şeyler anlatmak istedim. Umarım faydalı olacaktır. Öncelikle obezite ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Biliyorsunuz modern yaşamın bize getirisi obezite oldu. Yiyecek alımında artışla, aktivitelerde de azalma, hareketsiz yaşamla birlikte obezite giderek arttı. Şu anda ile pandemi günlerinde daha da ne yazık ki artış göstermekte. Tabii ki tek sorun beslenme ve aktivite değil burada. Obezitenin etkileyen pek çok faktör var ama hepsi temelde yine beslenme ve aktiviteyi ilgilendiren faktörler oluyor. Yaşla, genetik faktörler, sosyoekonomik düzey, kişinin kendi metabolik ve hormonal bozuklukları ve çevresel faktörler obezitenin gelişiminde katkıda bulunuyor. Türkiye'de de obezitenin çok fazla şekilde arttığını biz biliyoruz. Ama bariyatrik cerrahi, yani obezite cerrahisinden bahsettiğimizde bizim ilgilendiğimiz grup aslında bu %3'lük kısım. Çok şişman olan bireyler. Biz bunları morbid obez olarak da adlandırıyoruz. Morbid kelimesi kelime olarak ölümcül demek. Yani kişinin sağlığını tehlikeye konuma düşürecek kadar obez olması anlamına geliyor bu durum. Peki obezite yalnızca kilolu olma durumu mu? Hayır. Birçok hastalığı da aslında beraberinde getiriyor. Hipertansiyon gibi, diyabet gibi, kolesterol gibi. Ve demin de söylediğim gibi obez sayısında giderek artış var. Beraberinde bu hastalıkları da getirdiği için obezite önemli bir sorun. Bu aralar hiç duymayı sevmiyoruz belki ama pandemi aslında obezite de bir pandemi demek çok mümkün. Yine yaşam kalitesinde azalmaya sebep olabiliyor. Çeşitli kanser türleriyle ilişkili birçok şeyle ilişkili olduğu için obezite mutlaka tedavisi gereken bir hastalık aslında. Peki hangi yaklaşımlar söz konusu? Şimdi burada üç tane yaklaşımı ben böyle verdim ama hani ben hangisini seçeyim şeklinde bir yaklaşım şekli değil bu. Hastalar, bunlar birer tedavi basamağı aslında. Öncelikle bizim ilk amacımız hastanın diyet ve hareketli yaşam tarzını benimseyerek kilo vermesini sağlamak. Eğer bunda başarı sağlamıyorsa o zaman bazen hekimler bu hastalara bazı ilaçlar yazarak yani farmakolojik tedaviyi göz önünde bulundurarak da kilo vermelerini sağlamaya çalışabiliyorlar. Ancak her zaman bu yönteme başvurulmuyor. Burada şunu da söylemek isterim. Herhangi bir zayıflama ilacını kafaya göre kullanmak çok uygun bir yaklaşım değil. Mutlaka doktor tarafından size reçete edilmesi gerekir bu ilaçların. Çünkü sağlığınızı, yani sağlıklı olayım derken sağlığınızı bozmanıza sebep olabilir. O nedenle mutlaka reçeteli ilaçların kullanılması ve bunun hekim tavsiyesiyle olması gerekir. Bunu da burada uygulamış olalım. Peki bu tedaviler işe yaramadığında o zaman sıra işte bariyatrik ameliyatlara geliyor. Bariyatrik cerrahi tedavisine geliyor. Ben bariyatrik kelimesini kullanıyorum ama yani obezite cerrahisi, diyabet önlediği için diyabet cerrahisi, metabolik cerrahi farklı farklı adlarla da bariyatrik cerrahi tedavisini görüyor olabiliriz. Hatta hastaların çoğunlukla kullandığı terimde bir yöntem olan Türk milli tedavisi ki ondan da ben size bahsedeceğim. Peki bariyatrik cerrahi tedavisi nedir? Biraz ondan bahsetmeye çalışayım sizlere. Demin de söylediğim gibi bireylerde medikal ve duygusal komplikasyonun olabilmesine karşın uzun süreli vücut ağırlığı kaybını olanaklı kılan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Buraya bir soru işareti koymak istiyorum. Birazdan ben çalışmalarda size neden buraya bir soru işareti koyduğumuzu açıklayıcı olacaktır. Anlatacağım.
tekrar vurgulayayım, diğer tedavi yöntemlerin tamamında başarısız olunduğunda en etkili şekilde vücut ağırlığı kaybı sağlayan bir tedavi seçeneğidir. Ve obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların da önlenmesinde bariyatrik cerrahi bir araç olarak karşımıza çıkmakta. Peki biz bu tedaviyi kimlere öneriyoruz? Rehberler bu konuda ne diyor? Yaş 16-60 arasında deniliyor ve medikal tedavide başarısız olduğunda uygulanıyor. Şunu burada söylemekte fayda var. Adolesanlarda yani gençlerde de artık bu ameliyatlar yapılmaya başlandı. Hekim arkadaşların söyledikleri bu konuda şu yönde. Artık hani normalde biz gelişim çağındaki hastalara, danışanlara diyet yazarken bile kalori kısıtlaması yapmayız. Çünkü gelişim çağındadırlar. Sadece sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuruz. Ama morbid obez, yani üçüncü derece obez demek aynı zamanda, bu konuma gelmiş bir gencin aslında artık büyümesini tamamladığı düşünülerek bu tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ama tekrar belirteyim, ben diyetisyen gözümden mutlaka hastanın daha önce bir diyet tedavisi alması sağlanmalı, hareketli yaşama teşvik edilmeli gençler. Daha sonrasında son çare olarak bu yönteme başvurulmalı. Peki burada BKI yazıyor. BKI ne demek? Beden kütle indeksi demek. Biz hastalarımızı kilo durumlarına göre sınıflandırırken boya göre kilo durumunu değerlendiriyoruz. Bunu da beden kütle indeksi olarak ifade ediyoruz. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? Ben bir örnek vermek istedim burada herkes hesaplayabilsin diye. Şimdi boyu 1.70, 172 santim olan biri. Bunu metreye çeviriyoruz. 1.7 metre. Kilosu 120 olan bir hasta için kilomuzu boyun metre cinsinden karesine bölerek bu değeri elde ediyoruz. 120'yi 1.7'nin karesine böldüğümüzde kişinin beden kütle indeksi dediğimiz değeri 41 geliyor. Yani bu hasta bariyatrik cerrahi için uygun. Ama bu sadece kilo olarak. Tabii ki burada hekimlerin hastayı ameliyat almak için değerlendirdiği farklı parametreler de var. Ama kilo anlamında bu hasta ameliyat olabilir deniyor. Eğer bu değer sizin için 30'un üzerindeyse bu sizin obez olduğunuz, yani kilolu olduğunuz anlamına geliyor. 25'in üzerindeyse hafif şişman olarak biz bu sınıfı adlandırıyoruz ve obeziteye aslında aday olarak sizi söyleyebiliyoruz. Peki bariyatrik cerrahide dedik ki BKI'si, yani beden kütle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalar için bu durum bu şekilde. Peki beden kütle indeksi 35 hasta, o zaman ne oluyor? O zaman da yanında herhangi bir yanlış hastalık var mı diye bakıyoruz. Yani kişinin diyabeti, uyku apnesi, ki bu kişinin uyku sırasında solunum durması anlamına gelir. Yine kalp hastalıkları olabilir kişinin. Solunum sıkıntısı yaşıyorlar ve kilosuna bağlılar. Bunlardan iki tanesi varsa o zaman yine bariyatrik cerrahi tedavisi bu hastalar için düşünülebiliyor. Peki bu ameliyatlarda bizim amacımız ne? Yani bu ameliyat neyi sağlıyor? Nasıl bir prosedür? Çok kısaca herkesin anlayabileceği gibi anlatmaya çalışacağım ben bunları. Burada sunumumu hem bizi dinleyen diyetisyen arkadaşlar varsa onların hani anlayabileceği şekilde, hem de bu ameliyat düşünen bireyler varsa onların da hani bir şekilde anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. O yüzden biraz daha böyle Türkçeleştirmeye kavramları çalışacağım. Umarım bunda da başarı sağlarım. Şimdi ameliyatın amacı besinlerin sindirim aygıtına girişini azaltmak. Biliyorsunuz ki obezitenin oluşumu kişilerin aldığı besinlerle aldığı enerjinin harcadığı enerjiden fazla olması durumunda gerçekleşiyor. Yani biz besinlerle enerji alıyoruz ve bunu uyurken bile aslında yakıyoruz. Ama eğer biz besinlerle fazla enerji alırsak o zaman obezite durumu karşımıza çıkıyor. Kişi kilo almaya başlıyor. Aslında 2+2=4 gibi bu durum. Ama her zaman böyle olmayabilir. Tabii bireysel faktörler burada etkili. İşte bu ameliyatlar kişinin bu besinlerden gelen enerjinin azaltmasını sağlamaya çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Farklı prosedürler var. Bir tanesi kısıtlayıcı. Yani kişinin doygunluk sağlayarak besinlerle daha az enerji almasını sağlamaya amaçlıyor. Nasıl oluyor bu? Kişinin midesinin bir kısmı alınıyor, mide hacmi küçültülüyor. Bu küçültülünce kişi daha az besinle doygunluk sağlamış oluyor. Bir diğer yöntemde
emilim de azaltıyor. Şimdi biz yiyeceklerdeki aldıkça enerji alıyoruz. Ama bunun olabilmesi için yiyeceklerin aynı zamanda bizim sindirim sistemimizde emilmesi gerekiyor. Bu emilimin sağlanabilmesi için de ince bağırsağımız ihtiyacımız var. İşte bu bağırsağın da bir kısmı bypass ediliyor. Yani atlanıyor ameliyatlar sırasında ve bu sayede yiyeceklerin emilimi de azaltılmış olabiliyor. Bazı prosedürler bu iki yöntem, hani hem mideyi küçültüyor hem eminimi azaltabiliyor ve kombine hale getiriyor. Şunu bilmemiz gerekiyor burada. Bir işlem ne kadar karmaşıksa o kadar kişinin beslenmesiyle ilgili sorunlar artabilecek. Yani biz ne kadar doğaldan uzaklaşırsak o zaman o kadar fazla sorunumuz artıyor. Bu her şeyde böyle. Her şeyin daha komplike oldukça onunla çıkabilecek sorunlar da artıyor. Ben burada bugün tek tek bütün bu ameliyatları anlatmayacağım. Sadece enste kullanan bahsedeceğim. Ama bu bence güzel bir işaret. Yani ne kadar komplike olacağınız ameliyat o kadar hani durum sizin için daha fazla davantaja sahip olacaktır. Şimdi buradaki ameliyat cinsi var. Bizim en çok gördüğümüz. Ben bunların burada halk arasında bilinen daha çok adıyla bahsedeceğim. Sleeve gastrectomy aslında tüp mide. Renier gastric bypass ki altın standart olarak da değerlendirilir. O da aslında gastric bypass olarak biliniyor. Bu şekilde net olduğu için bunu vermek istedim. Şurada gördüğünüz tüp mide tedavisi. Burada hastanın bu sadece emilime sadece mide hacmini küçülten bir ameliyat. Adını da şuradan alıyor. Görüyorsunuz midenin şu büyük olan kısmında büyük bir parçası %85'e %90'a kadar bir parçası alınıyor ve mide küçük bir tüp haline getiriliyor. Aslında buna baktığınızda sadece mide hacmini azalttığı için daha normale yakın bir ameliyat ve ameliyata bağlı bir komplikasyon diyoruz. Nedir onlar? Ameliyata bağlı oluşabilecek sorunlar. Bunların daha az karşımıza çıkarttığı için çok daha fazla tercih ediliyor. Ama sanılmasın ki farklı etkileri yok. Bu sanıyorum olsunu görebiliyorsunuz. Fundus denilen bir kısım var. Midenin şu kısmında. Burada bizim beynimize gönderen işaretçiler var. Bunlardan bir tanesi grelin adını verdiğimiz bir hormon. Bu bize diyor ki ben açım. İşte ameliyatla midenin bu kısmı alındığı için bu hastaların bu hormon değerinde de daha fazla hani düşüş olmuş. Ve bu düşüşle beraber de hastalar zaten mideleri hemencecik doluyor ve doygunluk hissediyorlar. Hem de mide hacimleri zaten küçüldüğü için hem doygunluk hissediyorlar hem de bu hormon düştüğü için de beyne bu da hazırletilmiş oluyor ve kişi daha çabuk tok olarak hissediyor. Burada da bir diğer yöntem gastric bypass. Görüyorsunuz bu da hem mide hem de bağırsağın bir kısmı elimle edildiği için biraz daha komplike bir yöntem. Hem emilimi azaltıyor hem de mide hacmini küçültüyor. Peki ben şimdi biraz da şundan bahsedeyim. Biz bu hastalara bu ameliyatı yapıyoruz ama beslenmede durum nasıl? Biz biliyoruz ki obez bireylerde beslenme durumu kötü. Ve hareketsiz bir yaşama sahipler bu hastalar. Enerjileri çok yüksek ancak besinde düşük olan besinleri tercih ediyorlar. Diyette mutlaka bulunması gereken vurguladığımız 4 tane besin grubu var. Bu besin gruplarından yeterli miktarda almıyorlar. Yani eğer bizi şu an bariyatri hastalığı dinliyorlarsa bir kendini değerlendirsinler. Mutlaka abur cubur dediğimiz yüksek yağlı, yüksek enerjili şeyine sahip besinleri daha fazla tüketiyorlar. Diyetisyenler için de şunu söyleyebilirim. Yani bizim zeminimiz kötü. Bu hastalar zaten kötü beslenerek bize geliyorlar. Ve biz bunlarda aslında bir takım beslenme tarzı, hayat tarzı değişikliği sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki bunu başarabiliyor muyuz? Burada bir çalışma var. Laparoskopik sleeve gastrectomy dediğim şey aslında benim tüp mide ameliyatı. 2 yıl boyunca hastalığı takip etmişler ve diyet içeriği nasıl değişmiş? Bu kişiler daha az mı enerji almaya başlamışlar? Bunu incelemişler. Evet, görülmüş ki 6 ayın sonunda bu hastalar daha az artık kalori alıyorlar. Ve bu kalori alımındaki azalma, yani enerji besinden yani enerji alımındaki azalma 2 yıl süresince devam ediyor. Ancak görülmüş ki hastaların %75'inde 6. 12. 24. aylarda yine
şekerleri yüksek yağlı yiyecekler azalmış ama bunların %20'sinde bir yıl öncesine göre ikinci yılın sonunda yeniden şekerli yiyeceklerin tüketim oranı artmaya başlamış. Şimdi burada görüyorsunuz bir obez birey öncelikle böyle tüketiyormuş şekerli içecekleri. Daha sonra mide hacmi küçüldüğü için bu şey tüketmeye başlamış. Ama aslında sonuçta gün içinde vücuduna aldığı zararlı yiyecek ya da işte enerjisi yüksek yiyeceği miktarı değişmemiş. Eğer burada tabii %20 bakıldığında şimdi istatistik olarak yani çalışmaları değerlendirirken anlamlı anlamsız deriz ama bu hastaların her birinin bir birey olduğunu düşünürsek birey bazında %20'si aslında belki de sorun yaşayacak. Ki bu çalışmayı özellikle paylaşmak istedim. Benim kendi tez aşamamda okuduğum bir çalışmaydı ve çalışmama yön verdi. O yüzden eski bir çalışma olmasına rağmen 10 yıl öncesinin çalışması, belki şu an daha fazla uluslararası çalışmalar da vardır. Ama bunu paylaşmak istedim çünkü güzel bir çalışma. Neden paylaşmak istedim? Şimdi anlatacağım. Burada 8 yıllık takip çalışması. Yine bariyatrik cerrahi hastalarını takip etmişler. Ve görmüşler ki hastaların 8 yıl sonunda %59'unun yani yarısından fazlasının fazla kilolarının %50'sinden fazlasını kaybettikleri ki bu ameliyatın kesinlikle başarılı olduğu anlamına geliyor. Burada şunu söylemem lazım. Ameliyat başarısından bahsediyorsak eğer, ameliyat başarısında olay şu. Kişinin biz fazla kilolarının bu hastalarda ne kadarının kaybedildiğine bakıyoruz. Yani sizin 40 kilo fazlanız varsa ve bunun %10'unu kaybediyorsanız o zaman diyor ki ameliyat, bu sen başarılı oldu, ameliyat başarılı oldu deniyor. Ama acaba hasta için var ki çalışmalarda aslında yeterli olmadığını gösteriyor. Şimdi bu çalışmada şöyle ameliyat öncesi ve 8 yıl sonraki hastaların değerleri var. İngilizce ben size şimdi ne olduğunu söyleyeceğim. Burada beden kütle indeksi, demin söylediğim kişilerin obezitenin sınıflandırmasında kullandığımız bizim kavram. 45.9'muş ortalaması hastaların. Ki 80 tane katılımcı var bu çalışmada. 8 yıl sonunda baktığınızda 34.5'aymış. Şimdi buradaki skorlar da bunun anlamlı olup anlamlı bir değişim olup olmadığını gösteriyor. Diyor ki anlamlı, yani kişiler cidden zayıflamış diyor. Ama şimdi ben sana ne dedim az önce? Kişinin beden kütle indeksi 30'un üzerindeyse biz o hastayı obez kabul ediyoruz. Şimdi bu hastaların 8 yıl sonrasında beden kütle indeksleri 34.5. Yani ortalaması öyle. Her hasta için bu böyle değil tabii ki. Belki bazıları normal vücut ağırlığına dönmüş olabilir ama bazı hastalar için hala çok yüksek. Bu ne demek? Hastalara normalde ki ben bu hasta grubu çalışırken bunu sorguladım. Ameliyat sonrasında nasıl görünmek istiyorsunuz diye sorduğumda normal vücut ağırlığına sahip bireyleri gösterdiler. Hasta yani 8 yıl sonrasında hala obez sınıfına dahil olacağını düşünmüyor bu ameliyatlara girerken. Ama gelin görün ki ameliyat sonrasında bu olabiliyor. Yine burada bel çevresi var. Bel çevresi çok önemlidir. Çünkü birçok hastalığın aslında birçok hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiş. O nedenle önemli bir değer bizim için. Burada gördüğünüz ameliyat öncesinde 125 olan değer ameliyat sonrasında 103'e inmiş. Ancak diyetisyen arkadaşlarım bilecektir. Bizim için hala bu kritik değerin üzerinde. Hala yüksek yani aslında kişilerin bel çevresi. Yine vücut yağ yüzdesi. Kadınlar için en yüksek %25 derken bu hastalar evet azalmış. Anlamlı bir azalma bu istatistik açıdan. Ama hala çok yüksek 8 yılın sonunda. Yine burada diyetin makro besin ögelen yani protein, karbonhidrat, yağdan enerjisini görüyorsunuz. O anlamda da yine normalde %30'un altında hatta %25 de denebilir olması gereken yağ oranı, diyetin yağ oranı %39'larda. Yani bu hastalar hala sağlıklı beslenmiyorlar. Bazılarının vücut ağırlığı hala obezite derecesinde yüksek. Bel çevreleri hala yüksek. Burada da iki grup var aslında.
Şu sol tarafta gördüğünüz, demin söylediğim hani bu %50'sini kaybeden hastalar, vücut ağırlığının, fazla vücut ağırlığının %50'sini kaybeden hastaları ben başarılı olarak söyleyeceğim. Bu sağ taraftakiler de başarısız diyeceğim, %50'sinden azını kaybedenler. Hani ifadesi kolay olsun diye böyle ifade edeceğim. Şimdi kalori alımlarına bakmışlar. Bu daha fazla kilo kaybeden hastalarla daha az kilo kaybeden hastaların karşılaştırılması. Bir yılın sonunda baktığınızda kalori alımları binde 1440, binde 1500. Yani çok farklı değil aslında. Zaten neydi? Bir yılın sonunda hastaların hayat tarzı değişimlerinde biraz daha hani böyle bir çaba vardı. Ama fazla kilo kaybedebilen grupla kaybedemeyen yani başarısız grubu karşılaştırdığımızda 8 yılın sonundaki durumda bu başarısız grubun kalori alımının arttığını görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Bu kişiler diyetlerine uymamışlar, kalori alımlarını arttırmışlar, arttırdıkları için de yeniden kilo almaya başlamışlar belki de ya da hedefledikleri ağırlığa ulaşamamışlar. Ve benim asıl, ben bir ölçek geliştirdim ki bu alanda geliştiren tek ölçek. Bu hastalığın işte bu beslenmeye karşı tutumlarının ve ameliyat sonrasında ne yapmaları gerektiğini bilip bilmemelerini ölçen bir ölçekti test çalışmamda. Bu skoru gördükten sonra karar verdim diyebilirim. Çünkü şunu gösteriyor bu değerler bize. Şuradaki ilk satırlar hastaların ilk geldiği zamanki depresyon skorları. İkinci satırlarda son vizitlerindeki yani 8 yılın sonundaki depresyon skorları. Şimdi kilo vermekte başarılı olan grubu görüyorsunuz. Depresyon skorları düşmüş. Ancak kilo vermede başarı sağlayamayan grubun depresyon skorları istatistik olarak bir yükseklik gibi görünmese de yükselmiş ama bunu beklemezsiniz. Yani bu hastaların amacı kilo vermek ve hani bunu çok ciddiye alıyorlar ve bu yüzden böyle ciddi bir ameliyat oluyorlar. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Çok pardon. Telefonun sesini kısayım. Bu hastaların depresyon skorları değişmiyor. Hala yüksek seyrediyor. Bu bizim istediğimiz bir sonuç değil. Ben de bu çalışmayı gördükten sonra bu alanda ne yapabiliriz? Yani 8 yılın sonunda bu hastalığın hedefine ulaşması için neyi değiştirmemiz gerekiyor? Bu amaçla bir çalışma gerçekleştirmiştim. Ve bugün de hala bu hasta grubuyla işte bu durumu değiştirmek için çalışıyorum. Yine bu çalışmanın sonuçlarından hastaların karbonhidrat yani normal diyette olması gereken karbonhidrat değeri alımları önerilerin altında. Diyetin yağ içeriği önerilenden ne yazık ki fazla ve bu hastalar demek ki ameliyat öncesinde, ameliyat sonrasında ilişkin beslenme değişikliği yapma, hayat tarzı değişikliği yapma durumunu benimseyememişler ve bunu değiştirememişler. Bu bize bunu gösteriyor. Biz de bu konuda diyetisyenler olarak bu sorumluluğu almak durumundayız. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Yine hastaların protein alımlarının daha düşük olduğu bu çalışmada gösterilmiş. Bu durumda hastaların kas kaybetmesinde biliyorsunuz bu hastalar deri sarkmaları olabiliyor. Hastalar doğru zamanda düzenli fiziksel aktiviteye başlamamış oluyorlar. Yine vücut ağırlığını kaybetme konusunda da bu onlara sorun olarak geri dönebiliyor. Yani hastaların beklentileri çok yüksekken bu hastalar doğru yönlendirilmedikleri zaman ameliyatı bir amaç olarak, yani araç olmaktan öte bir amaç olarak gördükleri zaman sorun yaşıyorlar. Bu anlamda hastalığı rehberlik etmemiz gerekiyor ki benim bugünkü sunumda en çok uygulamak istediğim kısım da bu olacak. Yine şunu söylüyor bu çalışma, hastaların çoğu ilk yıla son yıl arasında en az 5 kilo kadar kazanmış ve hastalar kendini bu durumdan dolayı suçlu hissediyorlar. Biz mutlaka bu durumu ameliyat öncesinde belirlemek durumundayız. Ve eğer hastanın bir yeme bozukluğu durumu varsa bunları da saptamak zorundayız. Ki ben birazdan diyetle ilgili bahsederken bundan bahsedeceğim. Ne yapmamız gerekiyor ameliyat öncesinde? Sonuçta şunu söyleyebiliriz. Hedefimiz ve beklentilerimiz büyük hastalar için konuşuyorum. Ancak daha öncesindeki yanlış beslenme alışkanlıklarımızı sürdürürsek ve hareketli yaşam tarzını benimsemezsek vücut ağırlığı kaybımız azalacaktır
Ve belki de bu kaybettiğimiz ağırlıkları işte çok uzun zaman geçtikten sonra ameliyattan, genelde 2 yıl veya işte bazı açmalarda 1 yıl sonrasında bu gösteriliyor. Yeniden vücut ağırlığı kazanımı, ki şahit de oluyoruz. Bazı hastalar tekrar bu ameliyatı olmak durumunda bile kalabiliyorlar. Peki gelin biz ne yapacağız? Bariyatrik cerrahide beslenme nasıl olmalı? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz her hasta grubunda mutlaka bireysel yaklaşmak durumundayız. Bariyatrik cerrahide de bu değişmiyor. Yani biz her hastayı bireysel değerlendiriyoruz. Rehberler tabii ki bize yol gösterici oluyor. Ama ne yazık ki bu hasta grubunda şöyle bir şey var. İşte bana bir liste verildi. O listeyi ben uygulayayım. Şimdi listelere bağlı olsaydı biz diyetisyenle hiçbir şekilde hani bir iş düşmezdi. Bütün her şeyde bu böyle. Her hastanın gereksinimleri, ihtiyaçları birbirinden farklı. Biz de ona göre onlara yardımcı olmak durumundayız. Ben bunu rehberi verdim. Bariyatrik cerrahi kılavuzu şeklinde arama motoruna yazdığınızda herkes ulaşabilir. Tabii ki hani sağlık personelleri için geliştirilmiş ama benim kendi sayfamda da yine herkesin anlayabileceği şekilde özellikle bariyatrik cerrahi sonrası beslenme var. Dileyen arkadaşlar oradan da bakabilirler. Özellikle bariyatrik cerrahi hastaları için belki rehberi okumaları ve anlamaları sorun olabilir, ki bence okumalara gitmesinler, mutlaka bir diyetisyen tarafından takip edilsinler. Hayat boyu diyet takip ediyor rehberler, bunu da söyleyeyim. Peki öncesinde biz ne yapacağız? Bariyatrik cerrahi öncesi, evet öncesinde de diyet yapmak zorunda bu hastalar. Ne yazık ki biz hastayı bu aşamalarda pek yakalayamıyoruz. Bizim gelen hastalarım genelde püre döneminde ya da işte püre dönemi bittikten sonra kıt diyete başlarken falan geliyorlar. Ama ne kadar erken diyete başlarsa hasta, o kadar başarı sağlanıyor bu ameliyatlarda. Hem sonrasındaki işte komplikasyonların, sorunların önlenmesi, hem de hastanın gerçekten dilediği kadar ve herhangi bir sorun yaşamadan kilo verebilmesi ve hayatının boyunca bu sahip olduğu, yani verebildiği kiloyu koruyabilmesi adına. Biz her zaman yaptığımızı yapacağız diyetisyenler olarak. Hastanın beslenme durumunu değerlendireceğiz. Herhangi bir beslenmeye bağlı risk varsa buna bakacağız. Beslenmeyle ilgili yaşadığı hastanın belli sorunlar varsa bunları stabilize etmeye çalışacağız. Hastaya sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam şekli alışkanlıklarının sunulması, kazanması için hastanın çalışacağız. Yine dediğim gibi bu hastalar sağlıksız beslenme öncüsüne sahip. Bu yüzden beslenmeye bağlı bazı yetersizlikleri var. Bunları mutlaka tanınıp mümkünse ameliyat öncesinde gidilmesi lazım, ki zaten ameliyat sonrasında bu hastalar kısıtlı beslenmeye tabiler ve ameliyatın da getirdiği özellikle emilim bozan bir ameliyat oluyorlarsa buna da engel olacağı için bu sorunların ameliyat öncesinde halledilmesi hastanın yararına olacaktır. Yine hastanın mevcut alımının ve gereksinmesinin belirlenmesi gerekiyor. Burada ameliyat öncesi beslenme eksimleri parantez tek anlatmayacağım. Ama bu hastalarda enerji eksimesi için Mifin formülasyonunu kullanıyoruz. Normal sağlıklı bir bireyden çok farklı değil aslında buradaki öneriler. Yalnızca normalde 0.8 deriz. Bu hastalarda görece olarak bu çok yüksek protein diye sayılmaz ama bir ila 1.5 gram kilogram gün şeklinde ideal vücut ağırlığından hesaplayarak bir protein gereksinmesi olabiliyor bu hastalarda. Yağı biraz daha düşük bir diyet belki veriyoruz. Normal bireylerden farklı olarak aynı tabloyu postoperatif, yani ameliyat sonrası dönemde de aynı şekilde verilmesi gerektiğini söylüyor. Bariyatrik cerrahi kılavuzu altta da ben linkini verdim. Peki hastalar bu ameliyattan sonra nasıl beslenecekler? Rehber diyor ki az miktarlarda 3 öğün almalı. Ama hastanın gereksinimlerini sağlamak için 3 ana öğün evet, ama mutlaka ara öğünlerle biz bunu desteklemeliyiz ki hasta yeterli miktarda besini alabilsin, ihtiyaçlarını karşılayabilsin.
Mutlaka tabii ki renkli bir beslenme. En az 5 porsiyon taze sebze meyveyi içeren bir diyet tüketmesi gerekiyor bu diyete geçtiğinde. Ama bunları hep küçük porsiyonlar halinde hastalar tüketebiliyor. Hastaların saat saat belki beslenmelerinde ne yiyeceklerini bu hastalara yazmak gerekiyor. Çünkü çok küçük hacimlerde beslenecekler. Çok fazla miktarda tolere edemeyecekler yani tüketemeyecekler. O yüzden onlara uygun bir diyet yazmak gerekiyor. Protein alım burada bireysel. Bizler tarafından cinsiyete, yaşa ve kişinin vücut ağırlığına göre, bazı özel durumlarına göre mutlaka bunu bizim planlamamız gerekiyor. 60 gram şeklinde verilmiş ve kilogram başına 1 ila 1,5 gram şeklinde söylenmiş ama şunu da söylemem lazım. Geçenlerde takip ettiğim bir hastada karaciğer enzimleri, ALT, AST'teki aminoasit döngüsünde kullanılan enzimler, bunlar mesela yükseldi. Hastaya verdiğimiz protein bir miktar fazla geldi ki rehber önerisinde hani vermemize karşın. Böyle bir durumda hemen biz 56 grama kadar o hasta için çekmek durumunda kaldım ve hastanın değeri toparlansın diye. Yani dediğim gibi rehberler bizim için yol gösterici. Hastanın bulunduğu duruma göre biz bunu değerlendirmek durumundayız. 56 gram az mı gelir? Hayır, az gelmez. Neden? Çünkü biz hep hayvansal kaynaklı proteinleri veriyoruz. Yüksek protein kalitesine sahip proteinleri kaynaklarına verdiğimiz için hastalar için o kadar ciddi sorunlar olmayacaktır. Eğer imkanınız varsa hastanın mutlaka biyalarla değerlendirmesini yapıp vücut kompozisyonun değerlendirilmesi önemli olabilir. Eğer kas kaybından endişe ediyorsanız hastanızla ilgili. Bu yine bariatrik cerrahi sonrası hangi aşamalarda hangi diyete geçeceğimizi gösteriyor. Burada yumuşak diyeti görüyorsunuz. Bazı kaynaklar yumuşak diyet yer almıyor. Direkt püre diyetten katı diyet şeklinde geçiş görebilirsiniz. Yine burada birazdan ben o şekilde vereceğim. Beyrak sıvı diyet. İlk iki gün verilen diyet. Yani hastalar ameliyat sonrasında katı diyete gelene kadar bazı aşamalardan geçiyorlar. İlk aşamamız beyrak sıvı diyet. Hastalar ameliyat sonrası 2 gün boyunca beyrak sıvı diyeti alıyorlar. Burada adı üstünde beyrak sıvıları tüketiyorlar. Su başta olmak üzere taze sıkılmış, süzülmüş meyve suları olabilir. Yağsız et suyu olabilir burada hastaların tüketmesi gereken. Şekersiz kompost olabilir. Yine protein desteklerini bu aşamadan başlayarak katı diyete kadar uzanabilecek şekilde kullanmak mümkün. Sonra şunu söylemek gerekiyor tabii. Bu hastalar yudum yudum çok küçük miktarlarda yiyecek tüketmeye başlıyorlar. O yüzden bu içecekleri tüm güne yayarak tüketmeleri lazım. Bir anda çok fazla bu tüketmeleri lazım. Normalde suyu içiyoruz ama benim şu an yaptığım gibi bir yudum, hatta belki daha küçük bir yudumla içmemiz gerekiyor bu dönemde. Çünkü hastalarda su bile doygunluk hissi yaratacaktır. Ve yine tüketilen sıvılar mutlaka karbonatsız, şekersiz ve kafeinsiz olmak durumunda. Hastalar su ve beyrak sıvıları yudumlayarak tüketebilirler. Tabii olumsuz bir durum gerçekleşmediyse, hekim onayı varsa. Yine bazı sıvılarda burada normalde aslında baktığınızda diyette de bizim yasakladığımız bazı besinler burada karşısında çıkacaktır. Yine tam yağlı yoğurt ve sütü de bu hasta grubuna önermiyoruz. En azından bu aşamada. Tam sıvı diyet var sonraki aşama. Şimdi 3. günle başlanır ve 10-14 gün kadar sürer deniyor. Bütün bu verilen rakamlar aslında hastanın hastaya değişebilir. Bazı hastaların çok daha kolay toler edebileceğini, hani daha kolay tüketime geçebileceğini göreceksiniz ama benim önerim kesinlikle rehberde yazan süreyi beklemek. Yani bu süreye geçirin, hasta belki 30 gün sonra geçebilir, tüketemeyebilir, bir sorun yaşayabilir. Ama daha öncesinde başlamak ben uygun bulmuyorum, mutlaka temkinli yaklaşmak gerekiyor.
Yine vücut sıcaklığına yakın bir şekilde sıvı tüketmeleri gerekiyor hastaların. Bu dönemde de bayrak sıvıdan farklı olarak bütün sıvıların yanına şekersiz puding gibi, yoğurt gibi biraz daha kıvamlı besinleri de hastalara biz verebiliyoruz. Yine sebze suları tüketilir ama mutlaka bunların belki süzülmesi gerekebiliyor. Sonuçta yine sıvı diyet kesinlikle böyle pütürlü çorbalar gibi şeyleri bu aşamada hastalar henüz tüketemiyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Bu aşamalar şimdi püre diyete gelecek birazdan. Asla hani tak 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 geçmiyoruz. Hani mutlaka yavaş yavaş her aşamada önce bir deniyoruz, bakıyoruz hasta tüketebiliyor mu, bir sorun yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bu geçişleri yavaş yavaş yapmak durumundayız. Sıvı diyete geçtiğimizde, yani tam sıvı diyete geçtiğimizde aslında doğal olarak şeker içeren bazı besinler tüketilebilir. Yani ne demek bu? Meyve suları gibi. Ama taze sıkılmış meyve suları burada kastettiğimiz. Tabii bu taze sıkılmış derken portakal suyu vermememiz lazım. Çünkü asitlidir ve kişinin midesine zarar verebilir. Yakabilir hiçbir şey olmasa bile. O yüzden ne daha yumuşak soft meyveler tercih edilmeli burada. Ama şeker ilavesi yapılmış içecekleri kesinlikle önermiyoruz. Ne kadar diyor? Farklı ameliyat türleri için verdiği öneri 1300 ila 1800 ml kadar. Tabii ki hastanın bu miktarlara hemen ulaşmasını da beklemiyoruz. Yavaş yavaş belki diyetinde bu miktarda ulaşacak. Çok önemli diyeti gün içerisinde bölmek, bu suyu gün içerisinde yaymak, tek bir seferde almaması. Yine burada tek tek söylemeyeceğim, tüketebileceği bazı ürünler var bu aşamada hastanın yine. Ve yine enerji ve protein içeriği yüksek bazı hazır ürünlerde bu hastalara verilebiliyor. Sadece bu hastaların kullanabileceği şekilde geliştirilmiş ürünler de şu an piyasada mevcut. Onları da belki hasta eğer maddi durumda imkan veriyorsa kullanabilir. Sonraki aşama püre diyet. Şimdi hastalar artık püre diyete geçtiğinde aslında normal beslenmeye biraz daha yaklaşmış oluyorlar. Ama bu aşamada aslında biraz bebek mamasına yakın püre edilmiş. Hani zaten bu ameliyattan sonra hastalar biraz bebek gibi besleniyor. Çok küçük yudumlarla ve minik minik her besini diyete tek tek ekleyerek aslında yeni doğmuş bebek gibi beslenmeye başladı. Onu da söyleyebilirim. Püre edilmiş yumuşak yiyecekler tüketiyorlar. Burada şunu da söylemem lazım. Bazen bu püre dönemi uzayabiliyor. 30-60 güne kadar uzayabiliyor. Ama ne kadar normale erken geçilebilirse o kadar iyi. Tabii ki hasta eğer tüketemiyorsa zorlamayacağız ama mümkün olduğunda çabuk bence katı besine başlanabilmesin. Yani çabuk derken rehberin yine önerdiği süre içerisinde, yani 2 haftanın sonunda artık hastanın yavaş yavaş katı besini tüketebiliyor olması lazım. Ve ben genelde hastalarıma bu sürecin bitimine doğru yavaş yavaş artık hani her şeyi blenderize etmek değil de çatalla ezmek, daha hani yumuşatarak yemek, bazı besinleri artık mesela yumurta gibi o şekilde getirmeden çok hızlı iyi çiğneyerek tüketmelerini sağlamak gibi hastanın belki o döneme katı diyete geçişe hazırlanması gerekiyor. Bu aşamada diyete artık etler, tavuk, balık gibi ürünler eklenebiliyor. Birazdan şeyi bahsedeceğim. Bazı besinlerle sorunlar yaşayabiliriz. Onu anlatacağım için burada atlıyorum o kısmı. Dediğim gibi blenderize olabilir. Yine burada 1300-1800 mililitre kadar da sıvıların alınması gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Ben eğer hasta, ben tüketmem gereken sıvıya ulaşamıyorum diyorsa o zaman saat saatte içeceği sıvıları da, çünkü katı sıvı ayrımı yapması gerekiyor biliyorsunuz bu hastaların diyetten sonra, bu diyete başladığında ameliyattan sonra katı sıvı ayrımı yapabilmek için de tabii ki beslenme arasında boşluk koyması gerekiyor. Hastaya bazen işte o tüketeceği sıvıları da ne zaman tüketeceğini suyu bile yazmak durumunda kalabiliyoruz. Peki son aşama katı diyet. Katı diyete geçtiğimizde hastanın diyetinin katı yiyecekler, yani herkesin tüketebildiği yiyecekler diyete ekleniyor ve hasta artık normal beslenmeye geçişe başlıyor. Bu aşamada önemli olan şey şu. Şimdi hastanın tüketemediği bazı besinler olacak. Bazı besinler hastaya iyi gelmeyecek ki bu da kişiden kişiye göre değişebilir. Bazı hastanızın çok kolay yediğini bazı hastanız tüketemeyecek. Bu aşamada o yüzden hastalara bu yiyecekleri tek tek eklemeniz gerekiyor. Ve
Mutlaka hastalar önceki beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak çok hızlı bir şekilde yutabiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde çiğneyip yutuyorlar yiyeceklerini. Bu da sindirim problemlerine sebep olabiliyor. Hasta normalde yiyebileceği zaten az. Bir de onun yarısını doygunluk hissediyor çünkü çok hızlı bir şekilde yiyecekleri yiyor. Hastalara mutlaka bu konuda eğitim verilmesi gerekiyor. Ne kadar sürede o yazdığınız öğünü biteceğini hastaya mutlaka belirtmeniz lazım. Hatta bunu tabii ki diyetten önce, tafir diyette, hatta hastalığı tüketici zamanı da ayırırsanız her aşamasında bunu da belirtmek oldukça önemli. Katı sıvı ayrımı bu hastalarda yaşam boyunca devam ediyor. Hastalar bir 30 dakika öğünleri arasında katı sıvı tüketiminde beklemek zorunda kalıyorlar. Tabii bizim işimiz sadece bununla sınırlı kalmıyor. Diyeti yazmanın yanında bu hastaların sonuçta bir beslenme zevki var. Biz yazdığımız hiçbir hasta grubunda, hiçbir diyette bunu öldürmemeliyiz. Bu anlamda bu hastalar çok küçük miktarlarda yiyorlar ama bunu çeşitlendirmeli ve renklendirmeliyiz. Bu anlamda da bunlar benim sayfamdan bu hastalar için yapabileceklerini düşündüğüm tarifleri derleyip zaman zaman paylaşıyorum. Sizler de hastalığınızın, hani ben sorarım, hangi besin denemek istiyorsun, neyi tüketmek istiyorsun, nasıl bunu işte protein de yeterli vermem gerekiyor ya, nasıl zenginleştirebilirim de verebilirim, bu şekilde tarifler geliştirmek gerekebiliyor bu hasta grubu için. Peki bariyatrik cerrahi sonrası bazı durumlarda beslenmeye bağlı sorunlar olabiliyor maalesef, çünkü zaten direkt sindirimle alakalı, beslenmeyle alakalı bir ameliyattan bahsediyoruz. Ben tabii ki sadece beslenme yönünü anlatacağım. Ameliyata farklı, bağlı farklı durumlarda gerçekleşebiliyor bu hasta grubunda. Şimdi hastalar deminden beri söylediğim işte yeni bir aslında yaşam tarzına başlar. Tamamen hatta ameliyattan sonra bir hani ne yiyeceğim, şimdi nasıl yiyeceğim derdine düşüyorlar ve önceki beslenme alışkanlıkları şimdiki beslenme durumundan çok farklı olduğu için adaptasyonda da uyumda da sorun yaşıyorlar. Şimdi hem kısa dönemde bazı beslenme sorunları yaşayabiliyorlar hem de uzun dönemde bazı beslenme sorunları yaşayabiliyorlar. Şimdi onları anlatacağım. Kısa sürede oluşan beslenme durumlarında bir tanesi mesela yetersiz sıvı alımı. Demin söylediğim gibi bu hastalar çok az miktarda sıvı dahi olsa alabiliyorlar. Bu durumda biz onlara belki saat saat demin söylediğim gibi yazmak durumundayız. Peki yetersiz sıvı aldığımı nasıl anlarım? İster bariyatrik cerrahi hastası olun, ister hani normal bir birey olun, hasta olmayan bir birey olun. O zaman mutlaka benim önerim burada İdrar renginin takibi. Şunu da söylemek lazım. Eğer vitamin kullanıyorsanız o zaman idrar renginin takibi bazen yanıltıcı olabilir. Bunu da belirtmek lazım. Burada yine bulantı kusma. Bazı hastalar beslenmelerine doygunluk hissettiği anda bu hastanın beslenmelerine son vermeleri gerekir. Ama beslenmeye devam ediyorlar. O zaman bulantı ve kusma karşımıza çıkabiliyor. Katı sıvı ayrımı dikkat etmeyebiliyorlar. O zaman da bu sorun olabiliyor. Yine bazı besinleri tüketmekte sorun yaşıyorlar. Besine özgü bu semptom gelişebiliyor. Hasta iyi çiğnemeli besinlerini bazen de çok çiğnemeden yuttukları için sindirimde problem yaşıyorlar ve yine bulantı, kusma veya hazımsızlık yaşayabiliyorlar. Şimdi Dumping sendromu diye bir sendrom var. Aslında Türk mide hastaları bu durumla çok fazla karşılaşmıyor. Daha nadir görülüyor. Daha çok emilimle alakalı olduğu için gastrik bypass hastalığını daha sık görüyoruz biz bu durumu. Genellikle hasta şeker ve yağ içeren yüksek besinleri çok hızlı bir şekilde tükettiğinde ve normal tüketmemesi gereken besinler bunlar. Bunları tükettiğinde çok hızlı bir şekilde bunlar sindirim kanalının yani mideyi terk edip bağırsağa geçiyor ve hasta işte bulantı, kramp, ishal, terleme gibi semptomları yaşıyor ve aslında çok ağır bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle bu hastaların şeker ve yağ içeren yüksek besinleri tüketmemesi oldukça önemli. Zaten diyetlerinde biz bu besinlere yer vermiyoruz. Benim hastalarımda ben şimdiye kadar hiç denk gelmedim. Zaten bir diyet takibindeyse ve hasta diyetine uyuyorsa bu semptomlarla karşılaşması çok olası değil.
Deminden beri söylediğim bir de yiyecek intoleransı ne demek bu? Sindiremiyor hasta. Bu besine karşı bir reaksiyon veriyor. Bazı işte kuru yapışkan lifli yiyecekler özellikle püre döneminde falan tüketmeye kalkarsa, et ve kırmızı etlere karşı her zaman dana eti ya da bazen tavuk, yumurta, balık bunlara karşı da gelişebilir. Süte karşı ki genelde sütün içerisindeki karbonhidrat laktozu tüketemedikleri için bu hastalara biz laktozsuz süt veriyoruz. Bazı hastalar ekmek, makarna, pirinç ve hamurlu gıdaları tüketmeye çalışıyorlar ve bunlarda sorun yaşayabilir. Biz diyete bunları daha sonrasında eklemeye çalışıyoruz. Çiğ sebzelerin bazıları sorun yaratabiliyor. Yine soda bu hastaların tüketmekte zorlandıkları besinler arasında. Şunu da söyleyeyim, her hastada her besine karşı bunlar gelişmiyor. Demin de söylemiştim, bazı hastalarınız tavuğa karşı belki, yani benim bir hastam tavuk tüketemiyordu, bir başkası balık tüketemiyordu, kimisi kırmızı eti tüketemiyor. Normalde kırmızı ete daha fazla sunu olmasını beklersiniz. Onu çok rahat tüketip balık tüketemeyen hasta da var. Yani kişiden kişiye bu durumlar değişebiliyor. Her hasta özeldir. Hepsinin ameliyat sonrasındaki besinlere olan tepkileri veya bu diyet yönetim durumları da farklı olacaktır. Bu yüzden bireysel yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki akut dönemde, yani kısa dönemde oluşan bu beslenme sorunlarına karşı ben her diyetin sonuna da yazdım, diyetin sonuna bunu eklerim. Ne yapması gerekiyor? Her zaman da hasta, özellikle ilk konuşmalarımızda, ilk buluşmalarımızda hastayla mümkünse inşallah bu sizler için ameliyat öncesinde olur, bu konuda bilinç artar. Bu önerileri vermeniz gerekiyor. Hatta ameliyat öncesinde hastayı yakalayabiliyorsanız ameliyat öncesinde belki ameliyat olmuş gibi beslenmeye alışması çok yararlı olacaktır. Ne yapacak hasta? Küçük lokmalar şeklinde besini tüketecek. Yavaş yavaş çiğneyecek, uzun süre çiğneyecek ki çoğu birey, şunu da söyleyeyim burada bu arada, bu verdiğim önerileri yapan normal hani ameliyat olmamış bir birey bile kilo verebilir, onu da söyleyeyim. Yavaş ama uzun süreli çiğneyecek hasta. Bedenimizin gönderdiği sinyalleri takip edeceğiz. Normalde herkesin vücudu, bebeklerde nasıl oluyor, hani acıkınca ağlıyor, doyunca yemeği bırakıyor. Bizler için de bu durum geçerli. Bu sinyalleri takip edeceğiz. Bariyatrik cerrahi hastaları doyduğunu bizlere göre çok daha kolay anlar çünkü mide hacimleri çok küçük ve anında hani doygunluk hissedecekler. Bunu hissettikleri anda mutlaka yeme işlerini sonlandırmaları gerekiyor. Dışarıda yemek yemek durumunda kalabiliyorlar bazı zamanlarda. O zaman küçük porsiyonları sipariş edecekler, küçük tabaklar kullanacaklar, çatal bıçakları yine küçük olacak, kaşıkları küçük olacak. Lokmalar arasında bekleyin diyorum ben hastalara ve her yedikten sonra çatal bıçağı işte tabağa bırakıp durmak, bazen hatta ayna karşısında yemek ki kimse ayna karşısında yemek istemez, çok hızlı yediğini fark etmeleri için öneride bulunabiliyorum. Ve hastalara şunu da söylememiz gerekiyor. Önce protein içeriği yüksek olan besinden başlaması lazım hastaların. Çünkü mide hacimine yani asıl bizim burada ilk amacımız protein desteğini verilmek hastaya. Diğer besinlerden eğer yerse belki o protein tüketemeyeceği için protein kaynakları hangi besinler, bunları hastaya öğretmemiz ve önce onları yemesini sağlamamız yine burada önemli. Tabii ki sağlıklı tarifle tüketmelerini de hastaya önermemiz gerekiyor. Diyetle ilgili sanıyorum bu sempozyum süresinde konuşulacak. Sağlıklı tarifler, hani yüksek yağlı olmayan, işte ızgara olacak yaz tavada, yağda kızartmada tüketmeyecek. Belki onlar daha detaylı konuşulabilir. Tabii benim burada bugün verdiğim her bir konu başta tek bir konuşma konusu da olabilir. Ben sadece bu konuda ilk defa karşılaşan ya da bu ameliyat düşünen bireylere bir rehber olmak adına bu sunumu bugün hazırladım. Her şeyden biraz bahsetmek istedim. Şimdi uzun sürede komplikasyonumuz, yani sorunlarımız var. Ne bunlar? Eğer hasta beslenme desteği almadıysa, bir diyetisyen tarafından takip edilmediyse bu durumla karşılaşmamız çok daha olası. Protein ve enerji, hastalar kendileri beslenmeye kalktıklarında yetersiz alabiliyorlar. Yine buna bağlı olarak doğru besinleri tercih etmedikleri ve kendilerine eşit edilen vitaminler tüketmedikleri için yetersizlikle de meydana gelebiliyor. Özellikle emilim bozucu
ameliyatlarda, yani gastrik bypass gibi ameliyatlarda besin ögesi yetersizlikle daha sık olabiliyor. Ve zaten söylemiştim, ameliyat öncesinde de zaten sağlıklı beslenme alışkanlığı olduğu için bu hastalarda bazı vitaminler zaten başından eksik. O yüzden ameliyat öncesinde bu hastalara bir sağlıklı diyet vermek, kilo alma amacı olmaksızın sadece yetersiz gelen besin ögesi yetersizliklerinin önlenmesini sağlamak bile oldukça önemli bu noktada. Peki hangi besin ögeleri var? Burada özellikle D vitamini, kalsiyum, demir, B12, folik asit yetersizliğine en sık rastladığımız besin ögeleri arasında. Hastalar çoğunlukla eğer takiplerini düzenliyorlarsa zaten hekim arkadaşlar bunların takibini yapıyorlar. Ama COVID süresince bazı durumlar aksadı. Eğer hastam kendisi özel bir laboratuvarda bunu yaptıracaksa ben hastalarıma bunları söylüyorum. Ve biz diyetisyenler olarak mutlaka hastanın kan bulgularını takip etmek zorundayız. Ona uygun diyet yazmak zorundayız ki bu verdiğim vitaminlerin çoğu zaten şimdi göstereceğim. Ameliyat sonrasında rehberin önerisi dahilinde hastalara verilen besin ögeleri zaten bunları rehberler eksikliği olabileceği için, emilim bozukluğu olabileceği için farklı ameliyat tiplerinde hepsinde hemen aynı zaten uygulanan ürünler bunları zaten verilmesini öneriyor. Ama mutlaka kan tahlili sonuçlarından hastanın bu vitamin minerali kullanması gerekiyor mu gerekmiyor mu, ne kadar dozda verilmeli, hangi şekilde kullanmalı. Şunu da söylemek lazım. Belki pratiğe gelince iş bazen çok daha farklılaşabiliyor. Hastaların vitaminleri tüketmeleri çok zor oluyor çünkü mide bulantısı yapıyor. Hastanız da bunu hangi zaman diliminde, hangi formda, yani şurup şeklinde mi daha kolay tüketiyor, tablet şeklinde mi daha kolay tüketiyor. Bu şekilde yönlendirmeler de yapmak durumunda oluyorsunuz. Her hastada da yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Çünkü her hastada farklı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Diyetisyenler aslında birçok noktada sorun çözücüler. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Ben özellikle slaytıma bunu da eklemek istedim bu sunuma. Çünkü çok insanların kafasında soru işareti var. Ne yazık ki şu an konuştuğumuz her konuda, ben bundan biraz önce kanserle ilgili bir kongreye katıldım. Orada da pandemiden bahsedildi. Az önce farklı bir sunumdaydım. Orada da yine COVID'den bahsedildi. Ne yazık ki şu anki bütün konuşmalarımıza ortak oluyor pandemi süreci. O yüzden bu hastaların kafasında soru işareti kalabileceği düşüncesiyle pandemi sürecinde bariyatrik cerrahi sunumda yer vermek istedim bu konuya da. Aslında Mart ayında bu süreç başladığından itibaren takibimde ameliyatlar yapılmamaya başlandı. Neden? Çünkü cerrahi operasyonlarda şöyle bir strateji izlendi. Acilet durumlarına göre bu ameliyatlar düzenlendi ve bariyatrik cerrahi ameliyatları o kadar da acil olmadığı için yapılmadı. Ve yine laparoskopik, yani aslında hastanın iğnesinden tüpleri kaçıp bir ameliyat gerçekleşiyor. Kapalı yapılıyor bu ameliyatlar. Bunun da bulaş riskini, yani koronavirüs yakalanma riskini arttırabileceği veya işte nedeniyle bu ameliyatlar yapılmıyor. Peki yine de belki bu ameliyatı olan hastalar varsa onların kafasında soru işareti olmaması adına şunu da ekleyeceğim. Ameliyatı oldum, bu durum benim bağışıklık sistemi zayıflatır mı, enfeksiyona yakalanma riskim arttı mı şeklinde soru işareti olabilir insanların kafasında. Ameliyatı ne zaman olduğunuz bu aşamada çok önemli. Şimdi bu major bir ameliyat, yani büyük bir ameliyat ve bir iyileşme süreci, toparlanma süreci var her ameliyatta olduğu gibi tabii ki. Bazen ilk bir ay, bazı cerrahlar bunu ilk üç ayda diyebilir, daha dikkatli davranmakta fayda var. Neden bahsediyorum daha dikkatli davranmak derken? Herkesin şu an uyumak zorunda oldu. Sosyal izolasyon. Yine sağlıklı bir beslenme, özellikle bariyatrik cerrahi hastalığına önerilen diyetin uygun şekilde uygulanması ve size reçete edilen ilaç ve takviyeleri düzenli olarak kullanmak bu noktada önemli. Peki ameliyatı daha uzun süre önce olduysam ve kasıtıyla çoktan geçtim, hani hatta üzerinden bayağı zaman geçti, o zaman eğer siz diyetisyen öneri doğrultusunda beslenme dikkat ediyorsanız endişeye mahal yok. Yani endişeye mahal yok derken her insan kadar endişe edin. Ayrıca bariyatrik cerrahi operasyonu olduğunuz için endişelenmeye gerek yok.
Hatta şunu söyleyebiliriz. Biz biliyoruz ki obez bireylerin bağışıklık sistemi çok daha zayıf, çok daha kolay hastalanabiliyorlar. Bu yüzden kilo da vermeye başladıysanız çok daha şanslısınız. Öncesine göre bariyatrik cerrahi operasyon öncesine göre çok daha bağışıklık sisteminiz sağlıklı, bunu söyleyebiliriz. Yine biliyorsunuz şeker gibi, tansiyon gibi hastalıklar ya da KOAH gibi hastalıklar COVID için tehlike arz ediyor. Bu ameliyat olan bireylerde biz bunların düzelmeye başladığını biliyoruz. Eğer bu da gerçekleştiyse o zaman da yine avantajlı durumdasınız diyebiliriz. Şunu da söylemekte fayda var. Eğer diyetisyen tarafından takip ediliyor ve önerilere uyuyorsanız eskiye göre daha sağlıklı beslenme alışkanlığına sahipsiniz demek oluyor bu. O zaman zaten bağışıklık sisteminiz de desteklenmiş oluyor. Bunu da söyleyebilirim. Peki bir diğer konu, bariyatrik cerrahi hastaları bu süreçte vitamin, mineral veya başka takviyeler almalı mı? Demin söyledim, mutlaka herhangi bir vitamin, mineral takviyesi alacaksanız kan sonuçlarına bakılması gerekiyor. Yani bilinçsiz ilaç kullanımı, bu vitamin dahi olsa, size yarar sağlamaktan çok zarar verebilir. Bu sadece bariyatrik cerrahi hastaları için değil, bütün hastalar veya bütün sağlıklı insanlar için de geçerli. Zaten birçok vitaminleri biz besinlerden alıyoruz. Eğer renkli bir tabağa sahipseniz, kan bulgularınızda herhangi bir sorun yoksa, emilimle ilgili herhangi bir sorununuz yoksa, o zaman ekstra bir vitaminler almanıza gerek yok. Zaten yiyeceklerle aldığınızda bunlardan çok daha fazla fayda sağlıyorsunuz. Şunu da söylemem gerekir. Antioksidanlı verilen vitaminler var. Bugünlerde herkes her şeye daha fazla belki kulak aşinalığı var ama yine açıklayayım. Yani normalde biz virüslere karşı onlar oksidanlar, hastalık yapıcı şeyler var. Antioksidan dediğimiz bize bunlara karşı koruyan maddeler. Ne demek? Yani kabaca bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi bu antioksidanlar, yani vitaminler, mesela A vitamini, C vitamini çok sık konuşuluyor bu zamanlarda. Bunlar fazla miktarda alındığında işte o korunmaya çalıştığımız oksidanlar gibi davranabiliyor. O yüzden bunların fazlaca kullanımı oldukça zararlı. Besinlerle aldığınız şey size zarar vermez ama ilaç olarak takviye alırsanız o zaman bunların zararını da görebilirsiniz. Mutlaka hekim önerisiyle vitamin mineral kullanın diyorum bu noktada. Evet, bunu söyledim. Bir diğer konu, bu aralar yine çok revaçta, probiyotik kullanılır mı? Hatta yakın zamanda sistemden de yine yayınlayacağım. Sağlıklı bireyler probiyotik kullansın, bu konuda bir şeyler derlemeye çalışıyorum. Probiyotik kullanımı peki bariyatrik cerrahi için nasıl bu? Her hastanın probiyotik kullanması gerekmiyor. Çünkü şunu söylemek lazım, her durumda kullanılacak probiyotik türü birbirinden farklı. Her hastalığa özel probiyotik türü farklı. Yani herhangi bir şekilde bir eczaneye girip işte ben hadi probiyotik kullanayım deyip bunu kullanmak ya da bir sağlık profesyoneli olarak her hastaya aynı probiyotik önermek oldukça yanlış bir tutum olur. Burada mutlaka rehberleri kullanmamız gerekiyor. Ben Kanada rehberini kullanıyorum. Hatta telefonlarına değilsin arkadaşlarım, biz dinleyen sağlık profesyonelleri indirebilirler de. Hangi hastalıkta veya hangi cinsiyetteki, hangi yaştaki bireye hangi probiyotiğin önerilmesi gerektiğini kanıt düzeyinde bize söylüyor. Mutlaka hastaları biz bireysel olarak değerlendirmeli ve hastanın gerçekten ihtiyacı varsa o zaman probiyotik önerisi yapmamız gerekiyor. Eğer sağlıklı besleniyorsanız, sindirimle ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorsanız, sağlıklı bir tuvalete çıkma alışkanlığınız varsa o zaman probiyotik kullanmanıza gerek yok. Gelelim sonuca. Şunu söyleyeceğim. Rehberlerle ilgili şunu da ekleyeyim. Rehber konumu burada bahsedeyim. Bizim en büyük yaptığımızlardan bir tanesi, rehberleri kullanmıyoruz. Burada sadece bu ameliyatı olanlar değil, bütün bizi dinleyen herkes için söyleyeyim. Mesela Türkiye özgü beslenme rehberi var. Her yaştan kişi için
ne kadar miktarda neyin tüketilmesi gerektiği, hangi besin grubu ne kadar alınması gerektiğini söyleyen bir rehber. Direkt yine arama motoruna yazdığınızda karşınıza çıkacak bir rehber. Ama biz bu rehberleri ne yazık ki kullanmıyoruz. Onun yerine sağdan soldan duyduğumuz şeyleri veya bilimden duyarak kullanmaya başlıyoruz. Akılcı yaklaşım değil, beslenmemiz konusunda da kilo problemimiz yok ama ben acaba sağlıklı besleniyor muyum diyen birilerinin hepsi aslında bu rehberi kullanarak hangi besin ögesini yetersiz aldığını, hangi besin gruplarını yetersiz tükettiğini görebilir. Onu da ekleyeyim. Peki, bariyatrik cerrahiye geri dönersek şunu gördük biz. Eğer ameliyat öncesinde biz bireyin beslenme alışkanlıklarını değiştirebilirsek ya da ameliyat süresince artık hani hastanın ne zaman yakalayabiliyorsak ve bu konuda hastaya eğitim verebilirsek izlemdeki bir ayda şüphelerin giderilmesini sağlayabilirsek biz bu hastalarda gerçekten ameliyat başarısı haricinde başarıyı sağlayabiliyoruz. Genelde hastalar işte I have no idea what's going to happen ama mutluyum. Yani ne olacağını bilmeden ameliyata girebiliyorlar. Başlarına ne geleceğini bilmeden ameliyata girebiliyorlar. Benim şahit bazı klinikler bunu çok daha hani düzgün bir şekilde rehberin doğrultusunda önce diyetisyenle hastayı karşı karşıya getirerek yapabiliyorlar. Ama bazı durumlarda ne yazık ki hasta diyetisyenle sadece ameliyat sonrasında karşılaşıyor. Bu uygun bir yöntem değil, uygulama değil. Mutlaka diyetisyenle hastanın ameliyat öncesinde bir araya gelerek beslenme durumunun değerlendirilmesi gerekiyor. Bariyatrik cerrahi tedavisi multidisipliner bir yaklaşıma sahip olmalı. Bütün sağlık personelleri hastayı öncesinde değerlendirme ve sonrasında takip etmeli. Bunu söyleyebilirim. Hastalarda ağırlık kaybına ya da beslenmeye bağlı sorun oluşabilir. Bunların öngörülebilmesi ve yok edilebilmesi, ortadan kaldırılabilmesi için de beslenme eğitiminin yapılması, bu hastaları beslenme konusunda rehber yapılması gerekiyor. Hastanın bireysel farklılıklarının öncesinde belirlenmesi, bizim hasta tanımamız gerekiyor. Mutlaka aktif bir yaşama geçirmesi konusunda hasta, hekiminin izin verdiği noktada teşvik edilmeli ve hareketli bir yaşamada geçmesi sağlanmalı. Sonuçta ameliyatın başarısı besin tercihleri ve hayat tarzının değişmesine bağlı. Bir çalışmalar şunu da göstermiş. Madem hani bu hastanın çok daha çok amacı kilo vermek, diyetle ilgili ne kadar fazla öneri alırlarsa hastalar o kadar fazla da kilo kaybettiklerini çalışmalarla gösterilmiş. Bizler de isteyen olarak mutlaka sağlıklı besin seçimi, hareketli bir yaşam tarzının benimsenmesi ve vücut ağırlık kaybının sürdürülmesi için hastalara rehberlik etmek durumundayız. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bu hayatın her noktasında geçerli. Pek çok durumda diyorum ki ben çözüm iki şeyin ucundadır. Parmakların ya da dudakların demiştim daha önce diyetisyenler çözücü bireylerdir. Bir şekilde beslenme de bariyatrik sonrası veya öncesinde bu hasta grubunun karşılaştığında bir sorun. Ve biz çözümü, ben şimdi burada konuşuyorum, yani çözüm dudaklarının ucunda siz de hastanızla konuşacaksınız. Ve onları doğru seçimleri yapmaları konusunda yönlendireceksiniz. Cerrahlar da burada belki parmakları kullanıyorlar sorunları çözmek için. Bunu belki akılda bulundurmakta fayda var. Sadece bu noktada değil, belki hayatın her alanında çözümün çok ulaşılabilir olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada benim kişisel mail adresim ve internet sayfam var. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa ben duymaktan mutluluk duyarım. İletebilirsiniz bana. Çok teşekkür ediyorum ekibe bana bu şansı sundukları için. Bilgileri paylaşmak çok güzel. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun diyerek sunumu bitiriyorum.